Yozgat'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören 66 yaşındaki bir hasta keneden dolayı hayatını kaybetti. Ve bu sene, sadece bu sene keneden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Yozgat'ta yaşayan 66 yaşındaki N.A. ateş, bulantı, kusma bu şikayetlerle hastaneye başvurdu. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından N.A. Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi görüyordu N.A. Ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve sadece kene yüzünden hayatını kaybeden kişilerin sayısı 6'ya yükseldi. Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi Edinburgh'daki saraydan alındı ve Aziz Giles Katedrali'ne taşındı. Katedralde üst düzey siyasetçilerin ve kraliyet ailesi üyelerinin de katılımıyla görkemli bir tören gerçekleştirildi. Tören vesilesiyle Aziz Giles Katedrali'nin dışında büyük bir kalabalık toplandı. Ziyaretçiler kraliçeye saygılarını sunmak için sırayla tabutun önünden geçti. Kraliçenin kral 3. Charles, York Dükü, Prince Andrew, Prince Anne, Wessex Kontu, Prince Edward cenazenin başında nöbet tuttu. Yaklaşık 10 dakikalık bir nöbet bu. Başları öne eğik bir şekilde sessizce durdular. New York Dükü Prince Andrew hariç kraliçenin tüm çocukları askeri üniforma giydi. Prince Andrew daha önce kraliyet görevlerinin elinden alınmasıyla, ki buraya bir parantez açalım, evlilik tercihi noktasında bütün yetkileri, görevleri elinden alınmıştı. Nöbette siyah takım elbiseyle katılım gerçekleştirdi. Evet, 1997 yılında trafik kazasında hayatını kaybetmişti Prenses Diana. Gönüllerin prensesi deniyordu ona. Sarayın önüne bırakılan milyonlarca çiçek halkın Diana'ya olan sevgisini gözler önüne sermişti. Ve bütün dünya günlerce bu çiçeklerin çokluğunu, sevginin büyüklüğünü haber yapmıştı. Hala da çokça belgesel vardır bu konuda. Peki, şimdi Kraliçe Elizabeth, üstelik 70 yıl taht, onlarca ülkeyi yönetim, ve yapılan onca iş, yapılmayan da tabii. Kraliçe Elizabeth'e Diana'ya gösterilen sevgi ve bırakılan çiçek sayısı nasıl olacak? Bir mukayese edelim tabii. Prenses Diana, Kraliçe Elizabeth'in ölümüyle bir kez daha gündeme geldi. Dünya taziye çiçekleri üzerinden halkın sevgisini kıyasladı. Prenses Diana, Kraliçe Elizabeth'in büyük oğlu Charles'la evliydi. 1997 yılında Paris'te geçirdiği trafik kazasında iş insanı Dodi El-Fayed'le birlikte hayatını kaybetti. Sevenleri 36 yaşındaki prensesi çiçek deniziyle uğurladı. Sarayın kapısına milyonlarca çiçek bırakıldı. Cenaze törenini de 2,5 milyar insan izledi. 8 Eylül'de yaşama gözlerini yuman Kraliçe Elizabeth için de Buckingham Sarayı, Windsor Kalesi ve Kensington Sarayı'na çiçekler ve sevgi notları bırakıldı. Ancak taziye çiçekleri Diana'nınkiyle kıyaslanamayacak kadar azdı. 25 yıl arayla çekilen iki görüntü İngiltere'de de dünyada da gündem oldu. İngiltere Kraliçesi Elizabeth 96 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yani bir asır yaşadı. Bu uzun ömür neye bağlı olabilir? Sağlıklı yaşama mı, genlere mi, ne bileyim o refah içindeki yaşadıkları binanın altındaki raylı sistemlerde yapılan mutfak hizmetlerinden bir, ya o kadar çok ayrıntısı var ki. Aslında bir seyircimiz şunu yazmış, Zeynep Hanım demiş ki ya şimdi kraliçe bu kadar uzun yaşadı diye haber yapıyorsunuz, öyle refah içinde yaşayıp kısa yaşamak mümkün mü demiş. Doğru bir yaklaşım bu, çünkü bakıyorsunuz İzlanda'da insan ömrü çok uzun ya da işte Japonya'nın bilmem ne kasabasında, ama öyle refah seviyesi var, öyle az trafik, öyle yüksek maaşlarla insanlar yaşıyorlar ki dolayısıyla bu da uzun yaşama sirayet ediyor. Ama bunun bir de gen tarafı var. Peki kraliçe nasıl bu kadar uzun yaşadı? Nelere dikkat ediyordu? Bir reçete gibi adeta yaptıkları seyredelim.
Kraliçe öldü. Geride 96 yıllık sağlıklı bir yaşamın sırrını bıraktı. Alışkanlıklarıyla adeta uzun yaşamın formülünü verdi. Elizabeth'in beslenme sırlarını Buckingham Sarayı'nın şeflerinden Darren McGrady açıkladı. My government remains committed. Şefin anlatımına göre Kraliçe Elizabeth günde 4 öğün yemek yiyor ama ufak porsiyonlar halinde besleniyordu. Kahvaltıda bol tahıl tüketiyor. Nişasta diyeti yapıyordu. Yani makarna, patates ve pirince el sürmüyordu. Grady, Kraliçe'nin sofrasından balığı eksik etmediğini söyledi. Elizabeth'in kokusu yüzünden sarayda sarımsağı yasakladığı da ortaya çıktı. Limonsa vazgeçilmeziydi. Hayatının sonuna kadar sebze ve meyveyi mevsiminde tüketmeye özen gösterdi. Şef Grady'nin verdiği bilgiler bunlarla da sınırlı değil. Kraliçe kendini en fazla hamburgerle şımartmış. Hamburgeri tek bir dilim ekmekle yer ve üzerine reçel sürermiş. Çikolatalardansa sadece antioksidan değeri yüksek olan bitter çikolatayı tüketirmiş. Köpekleri ve atlarıyla stres atan, yürüyüşlerini hiç aksatmayan kraliçenin bir diğer sağlık sırrı da Londra'dan uzaklaşarak zamanını oksijeni yüksek Windsor bölgesindeki şatosunda geçirmesi ve buradaki çiftlikte üretilen bal, peynir, süt gibi ürünlerle beslenmesi.